flörtsüz evlilik olur mu? Çünkü flörtü biraz insan birbirini tanıma olarak görüyorlar. Evet. Peki flörtsüz evlilik olur mu? Şimdi gerçekten zor yerlerden sorular geliyor bugün. Bunlar çok Tabii ben temel İslam bilimciyim. İşte Kur'an ve sünnet çizgisinde çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bunlar benim için zor sorular. Şimdi düşünüyorum. Flört dendiğinde geçmiş zamanda birkaç defa Google'dan bu flört kelimesi nedir? İnsanlar nasıl kullanır bu kelimeyi diye araştırmıştım, bakmıştım. Hiç de müsbet bir imaj elde etmemiştim. Çünkü kompliman, işte iş ve yapmak, naz yapmak kelimenin etimolojisi pek insana iyi gelen bir ifadesi yok. Kavramsal yapısı itibariyle de bu flört yapmak dediğimiz şey evlilik kastı olmaz evlilik niyeti olmadan erkekle kadının arasında bir erkeğin kadınla veya bir kadının erkekle duygusal bir ilişkiye girmesi, hatta daha da ileri götürerek onunla fiziki bir cinsel ilişki kuracak şekilde bir irtibat kurması, flörtle kastedilen bu. Hatta o araştırmalarım esnasında şöyle bir hakikatle karşılaşmıştım. Şimdi bu tür konularda Batı medeniyeti, Amerika, Avrupa bizden daha esnek bakabiliyorlar kadın erkek ilişkilerine. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı üniversitelerde Evlilik öncesi erkekle kadın arasındaki flört ilişkisinin psikolojik açıdan şiddete çok mütemayil olduğu, kadının bu ilişkilerden çok fazla zarar gördüğü, bundan dolayı da flört ilişkisinin evliliğin temellerini sarsıcı nitelikler taşıdığıyla ilgili Yazılar okuduğumu hatırlıyorum o dönem içerisinde. Şimdi böylesine bir yaklaşım biçimini yani böyle bir flört yaklaşımını bugün modern çağın anladığı şekliyle İslam'ın tasvip etmesinin bir Müslüman gencin bu tarz bir flört bu kavram içeriğiyle flört gerçekleştirmesinin uygun Olmadığı kanaatindeyim. Bunu evveliyatta ifade etmem gerekiyor. Fakat tabii böyle çok ifrat ve tefrit, e, aksiyon-reaksiyon ilişkilerinin çok zirvede olduğu bir çağda... Ya bir şey söylüyorsunuz, tahtara belli metaforu diyebilirim buna. Bir görüşü bir uca koyduğunuz zaman öbür görüş de diğer uçta oluyor. Aslında hakikat ikisinin de dışında bir şey. Şuradan hatırlıyorum. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz'in yanına Peygamberimiz bir çubukla gelmiş. Çok enteresan bir hadise. Çubuğun bir ucunu gösteriyor Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamberimiz... Buyuruyor ki Ali hakkı burada arama. Hak burada değildir. Sonra çubuğun diğer ucunu gösteriyor. Buyuruyor ki efendimiz Ali hakkı burada da arama. Hak burada da değildir. Çubuğun bir ucu ifrat ise ötekisi tefrit. Sonra ortayı göstermiş Efendimiz. Buyurmuş ki Ali hakkı burada ara hak buradadır. Şimdi bunun için söyledim şundan sebep. Flört olmayacak. Flörtün İslami olmadığını açık bir şekilde ifade edebilirim. Amaçları bakımından, içeriği bakımından, sonuçları bakımından. Yani bugün bakın reality şovlara. Yani flörtle başlayan o süreçte genç kızların hayatları nasıl zehir oluyor? Bunu açık bir şekilde bir akşam vaktinizi ayırıp birkaç reality şov izlediğinizde kadın programı güya o sorunları çözmek için ortaya çıkan programları izlediğinizde kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Şimdi evet bu İslam e, fil örtü onaylamıyor. Ama bu şu demek değil. Görücü usulüyle evleneceğiz. Asla nikah gününe kadar birbirimizi görmeyeceğiz ve bu şekilde sıfır temasla herkes kaderine razı olacak. Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisine sormuş. Dünürcü oldun mu birisinden dolayı? Oldum demiş. Gördün mü demiş. Görmedim demiş. Peygamberimiz buyurmuş ki git görsene. Gör İrtibatı kur, teması kur. Şimdi bizim İslam kültüründe özellikle Anadolu İslam kültüründe çok güzel bir uygulama var. Evlilikten önce nişan denilen yani bireylerin, kız ve erkeğin evlilik iradesini açık bir şekilde ortaya koyduğu ve dolayısıyla da psikolojik açıdan sadakat bağıyla birbirlerini bağladıkları ve evliliğe kadarki süreçte kendilerin birbirlerini tanıdıkları çok müstesna bir dönem var. Bu dönemin nişanlık döneminde evlilik niyetiyle tarafların birbirlerini çok fazla duygusallığa girmeden, İslami kuralları çok fazla ihlal etmeden, yani Allah'ın yasakları nettir. Helal bellidir, haram da bellidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve hiçbir şekilde evliliğin dışında nişan olsun, söz olsun, tatlı olsun. Yani bizim kültürümüzden adına ne deniyorsa. Hiçbir Allah'ın haramlarını çiğnemek için bir mesnet bir dayanak olamaz. Onun için flörtün ben çok başına buyruk, çok serkeş, çok kötü sonuçlar doğuran patolojik bir ilişki biçimi olduğunu ve Müslüman bir hanımefendiye ve Müslüman bir beyefendiye bunun yakışmayacağını açık bir şekilde ifade edebilirim. Aslında bir flört örneği var asrı saadetten. Peygamber Efendimiz'den bir flört yani peygamberimizin döneminden ashab-ı kiramın yaşadığı bir e, hadise. Tabi sahabe-i kiramın her biri başımızın tacıdır. Allah Resulü onları gökteki yıldızlar gibi ifade etmişse bize onlara hayran hayran bakıp yolumuzu istikametimizi bulmak düşer. Kur'an-ı Kerim onlara radıyallahu anhum ve radu an demişse, Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı demişse, bizim onların yoluna ittiba etmekten başka üzerimize düşen bir şey söz konusu değildir. Ama onlar İslam'ı teru taze, samimi bir şekilde yaşayarak ilerledikleri için bazen hatalar yapmışlar. Efendimiz onları o engin rahmetiyle ıslah etmiştir, inşa etmiştir Efendimiz. Şimdi çok enteresan bir hadise. Tabi ben bu hadise çokça duyuluyor, biliniyor, konuşuyor ama bu bağlam itibariyle bu soru şimdi bu olunca benim bu soruya bu cihette mi cevap vermem gerekiyor? Havvat bin Cübeyr radıyallahu anh var. Çok mümtaz bir sahabi. Biraz geç Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra da tabii bir anda Müslüman oluyoruz ama bir anda bütün huylarımızı, olumsuz karakter özelliklerimizi cerrahi bir usulle göğsümüzün içinden söküp atmanın imkanı olmuyor. Müslüman olduktan sonra bu huyumdan da bir müddet kurtulamamış. Muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam Mekke fetih için giderken İslam ordusu ordunun içerisinde Havvat bin Cübeyr bir yerde konakladıklarında Ka'b kabilesinin hanımlarının, genç kızlarının bir yerde olduğunu görüyor Havvat bin Cübeyr. Böyle ortamları da sevdiği için devri cahiliyede belki hemen güzel elbiselerini giyiyor, güzel bir koku sürünüyor. O hanımların yanına gidiyor onlarla bir muhabbet etmek istiyor. Tam muhabbet ederken onların içerisinde birden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırdan çıkıyor ve Havvat radıyallahu anh ile göz göze geliyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ki ''Havvat ne yapıyorsun burada?'' Biraz da mizahçı bir sahabi diyor ki ''Ya Resulallah biraz devem huysuzlandı. Bu e, hanımefendilerin saçlarından ip örüyorum. Bunlar bana ip örüyorlar. O devemin devem huysuzlandığı için onu bağlayacak ip arıyorum.'' diyor. Peygamberimiz tabii fetanet sıfatıyla muttasıf bir deha efendimiz hemen anlıyor oradaki ifadeyi, oradaki nükteyi. ''Peki'' diyor. Tekrar bir yere gidiyor efendimiz tekrar geldiğinde. ''Havvat ne oldu? Devenin huysuzluğu geçti mi?'' diyor. Havvat radıyallahu anh diyor ki geçti ya Resulallah bir sıkıntı yok tamam. Daha sonra Peygamber Efendimiz o yolculuk esnasında Havvat radıyallahu anh'ı her gördüğünde Havvat devenin durumu nasıl, deven nasıl diyor. Her defasında da Havvat iyi ya Resulallah o, tamam o sıkıntı geçti diyor. Peygamber Efendimiz yolda gördüğünde her defasında bu soruyu soruyor. Medine'de Peygamber Efendimiz hemen bir topluluk olduğunda Havvat'ı arıyor gözler Efendimizin. Görür görmez Havvat devenin huysuzluğu nasıl oldu? Tabi Havvat da bu esnada bayağı içten içe yoruluyor, Yıpranıyor. Derken bir gün diyor ki Havvat radıyallahu an Allah Resulü'nün gözüne de çok görünmemeye çalışıyordum. Çünkü her gördüğü yerde bu soruyu soruyordu. Bir gün mescitte tek başıma oturmuşken bir baktım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Eyvah dedim yine aynı soruyu soracak hemen kalktım ve namaza durdum. Yani kaçmak için bu sorudan kaçmak için bu esnada Peygamber Efendimiz geldi yanımda oturdu. Ben de belki hani bir müddet sonra gider diye namazı uzattım, kıyamı uzattım, uzattım. Peygamberimiz şöyle bir baktı. Uzat Havvat uzat dedi ben buradayım ayakta olan sensin. Ben bekliyorum. Gitmeyeceğim. Sonrasında Havvat hemen tamamlıyor namazı, selam veriyor. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. O gün huysuzlanan aslında e, devem değildi, bendim diyor. Peygamberimiz tebessüm ediyor. Efendimiz mübarek elini onun göğsüne koyuyor ve Havvat radıyallahu anha Allah'ın rahmet etmesi, mağfiret etmesi ve hidayet vermesi için dua ediyor. Ve sonrasında da Havvat bin Cübeyr diyor ki radıyallahu an, Efendimizin o duasından sonra benim gönlümdeki o bayanlara mütemail yön, o duygu, o heves, flört Den bahsediyor yani. Tamamen çıktı gitti. Aslında Efendimizin perspektifi bu, bakışı bu. Çünkü İslam'da harama götürme ihtimali olan her şey aynı zamanda haramdır. Buna seddu zeri'a denir İslam hukukunda. Bir yol kötüye götürüyor ise o yolda kötü bir nitelik taşır. Onun için flört olmadan evlilik olur. Ama bu şu demek değildir çiftler birbirini asla tanımayacak, arada kalın duvarlar olacak bu da değil. Çünkü insan bir ömür yolculuk yapacağı, aynı yastığa baş koyacağı, bütün musibetleri birlikte göğüsleyeceği insanın imkan nispetinde tanımasını gerçekleştirmesi gerekiyor, onu tanıması gerekiyor. Bu soruyu da bu şekilde ifade etmiş olayım.